Gün içerisinde defalarca el yıkıyoruz, duş alınıyor, kalabalık ortamlara girildikten sonra tabii bu süre ve sıklık arttı. Temizlik ürünleri her zamankinden daha fazla kullanılıyor. Bütün dünyayı sarsan koronavirüs salgını birçok kaygı ve endişeyi de tetikliyor. Bir yere dokunuyoruz, acaba virüs mü kaptım diyoruz. Toplu taşımada aynı korkuları yaşıyoruz. İşte halk arasında temizlik hastalığı olarak bilinen misofobi hepimizde olabilir. Peki siz misofobi misiniz? Bunu nasıl anlayacaksınız? İşte ayrıntılar. Eller defalarca yıkanıyor, temizlik abartılıyor. Ya mikrop veya virüs kaparsam korkusu tüm dünyayı sardı. Misofobi duymuş muydunuz? Yok, duymadım. Ellerimiz falan yar oldu töbür olsun. Sabunlu ya. Koronavirüs salgını ile birlikte birçoğumuz kişisel hijyenine daha özen gösterdi. Ancak bazılarımız kirlenmekten veya kirli yerlerden aşırı derecede korkar hale geldi. Defalarca eller yıkandı, duş alma süresi ve sıklığı da arttı. Kolonya ve dezenfektan kullanımı da salgın döneminde çoğaldı. Bu da temizlik hastalığı olarak bilinen misofobiyi tetikledi. Uzmanların ise bu konuda önemli uyarıları var. Misofobi daha önce duymuş muydunuz? Yok, ben duymadım yani. Sen duydun mu? Hayır. Koronavirüs salgını nedeniyle insanları acaba virüs kapar mıyım korkusu sardı. Bu da temizlik hastalığı olarak bilinen misofobiyi akıllara getirdi. Bu dönemde bizim için en önemli şey gerçekle gerçek olmayan ayırt etmek önemli burada. Kaygı ve korku salgın döneminde oldukça normal. Ancak alınan önlemleri abartmak, sağlığımızı koruyalım derken daha farklı sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Korku, panik yaşayabiliriz. Çünkü gerçekten bir tehdit var ortada. Ancak bu dediğim gibi bize artık işlevlerimizi, günlük hayatımızı yaşamamızı gerçekten zorlaştırıyorsa artık buralarda müdahale etmemiz lazım. Hastalığın öncesinde de böyle bir şeyim vardı. Hastalık sonrasında da var, devam ediyor yani. Dışarı çıktım, bir günde 20-25 oluyor. Bir de cüzdanımı tekrardan dezenfekte etmek, telefonla etmek falan. Onu 2-3 kere de onları yapıyorum elim haricinde. Günlük hayatınızda bunları yapıyorsanız aman dikkat. Siz de farkında olmadan misofobi olmuş olabilirsiniz. Cilt sağlığına aynen. Bu tarz problemler artık yol açıyorsa buralarda artık aşırıya kaçtığımız, kaygımızı kontrol edemediğimiz anlamına geliyor ve buralarda artık bir destek almamız gerekir. Sizde de aşırı temizlik takıntısı varsa uzmanlardan sizler için önemli tavsiyeler var. Birincisi, bunun bir kaygı ve korku olduğunu kendilerine hatırlatmalılar. Bu tarz kaygılarının kendilerine normal olduğunu hatırlatmalılar. Ve etraflarındaki diğer insanların aldıkları önlemler kadar yeterli dedikleri önlemler almalılar.